Merhabalar, ben Sezgin. Yine bir hepsiburada.com API ayarı nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Yani hepsiburada bu konuda çok fazla değişiklik yaptı. Fakat bu seferki değişiklik diğerlerine nazaran biraz daha farklı ve kolay oldu. Şöyle kolay oldu. Önceden yani şu zamana kadar hepsiburada.com'dan talepte bulunuyordunuz. Diyordunuz ki işte talep açıyordunuz, bana bu entegratöre yetki ver diye talep açıyordunuz. Bizim tamentegre.com firmasının yetki kullanıcıdı. Hepsiburada.com'daki yetki kullanıcıdı. Küçük harflerle tamentegre alt dire dev. Diyordunuz ki işte nedir? Ben tamentegre alt dire dev kullanıcısını entegrasyon için yetkilendirmek istiyorum şeklinde Hepsiburada'ya talep açıyordunuz. Hepsiburada size bir müddet sonra dönüş yapıyordu. Sonra size bir mercan tayini isimli bir değer veriyor. Siz de bu değeri tam entegre panelinizden tanımlayıp kullanabiliyordunuz. Bakalım şimdi nasıl olmuş? Burası, bakın, mercan.hepsiburada.com V2 dashboard ekranı. Burası hepsiburada.com mağaza paneliniz. Buradan şunu yapıyorsunuz. Bakınız, sağ üst tarafta mağazamızın ismini yazmakta. Üzerine geldiğimiz zaman bir menü açılıyor. Menünün altında da hesabım seçeneği var. Hesabıma tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Bilgilerim, belgelerim, performansım, entegrasyonlar. Buraya tıkladığınız zaman entegrasyonlar dokümanını açıyor. Burayla bir işimiz yok. Bizim burayı tıklamamız lazım. Buraya tıklayalım. Bakın, böyle bir sayfa geldi karşımıza. Şimdi bu sayfadan nereye gidiyoruz? Bakın, bu sayfadan entegratör bilgilerine gidiyoruz. Burada bazı başlıklar görüyorsunuz. Entegratör bilgileri kısmına gidiyoruz. Bakın, burada entegratör bilgileri, birlikte çalıştığınız entegratör firmalarının bilgilerini aşağıdaki alandan düzenleyebilirsiniz. Yeni entegratör ekleyebilir veya daha önce kaydettiğiniz entegratör bilgilerini silebilirsiniz. Önceden şöyle de bir durum vardı. Mesela iki tane entegrasyon firması kullanacaksınız. Onun için de talepte bulunmanız lazım. Hatta diğer entegrasyon firmasını boşa düşüreceğiniz zaman demeniz lazımdı ki işte şu firmayı boşa düşürün, bu firmayı aktif edin gibi sürekli oradan bir talepte bulunmanız gerekiyordu. Bakınız, burada kendi mağazamı, burada tam entegre alt dire dev kullanıcı adını buraya tanımlamışım. Burada bir başlangıç tarihi var. Burası muhtemelen bizim, evet, 2016 yılında bizim ilk hepsiburada.com'daki başlangıç tarihimiz. Burada bizim kendimize, kendi mağazamıza, burada kendimizi bu şekilde eklemişiz. Tekrar buradan mesela şöyle yapalım. Ben bunu sildiğim. Şimdi buradan tam entegreyi sileceğim. Geçerli entegratör bilgisi silinecektir. Bilgilerin doğruluğunu onaylıyor musunuz? Evet, onayla. Şu anda sildim. Siz de mağazanızı ilk açtığınız zaman burayı bu şekilde boş göreceksiniz. Peki nasıl entegratör yetkisi vereceğiz? Şöyle ki, entegratör ekle butonuna tıklıyoruz. Bakınız, buradan entegratör ekleyeceğimiz bir sayfa geldi. Entegratör kullanıcı adı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Bu muhtemelen şey olabilir. O entegratöre vereceğiniz yetki süresini buradan ayarlıyor olabilirsiniz. Buraya gelip entegratörün ismini yazacağız. Neydi bizim entegrasyon firmamızın ismi? Tam entegre alt dire dev yazıyoruz. Bakınız, arama yapmak için en az 3 karakter girin diyor. Evet, ben tam yazdım. Burada bazı entegrasyonlar çıktı. Bakınız, burada tam entegre dev şeklinde yazdı. Tıklıyorum. Tam entegre devi seçti. Buradaki tarihlerle ilgili herhangi bir ayar yapmıyorum ve kaydet butona basıyorum. Gördünüz mü? Eklendi. Bu kadar basit. Burada şöyle bir durum var. Bakınız, burada beklemede yazıyor. Bu beklemede yazmasının sebebi şu. Biz tam entegre deve, yani bize, entegratöre yetki verdik. Fakat entegratör bu mercan taydı dediğimiz o ID, yani sizin satıcı ID'nizi henüz bilmiyor. İşte burada o ID mail olarak düşecek. Normalde satıcıya düşüyor. Bazen hem satıcıya hem entegratöre düşüyor. Günün sonunda aslında size bir şekilde düşüyor bu. Sizin mailinize bu mercan taydı düştükten sonra o ID'yi alıyorsunuz. Tam entegre panelinizdeki hepsi burada entegrasyon ayarlarınızı tanımlıyorsunuz ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelin bir de isterseniz tam entegre panelinden bunu nasıl tanımlayacağınızı da göstereyim. Mercan taydı aldıktan sonra tam entegre panelinizden tanımlayabilirsiniz. Burada tamentegre.com'dan oturumumuzu açalım. Sol alt tarafta API bilgileri başlığı altına giriyoruz. Burada yurt içi pazar yerleri. Buradan da hepsiburada.com'u buluyoruz. Burada gördüğünüz kısma, şu anda zaten benimki tanımlı. Buradaki gördüğünüz kısma sizin mail adresinize gelen mercan taydı bu şekilde yazıyorsunuz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.